Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Trabzonspor takımımız 3 puan almak zorunda. Şimdi önünde bir Kayseri Spor maçı var. Tamamen odak noktası Kayseri Spor maçı. Tabi şimdi maçla alakalı değerlendirme yapacağız. İki takıma da bakacağız. Kayseri cephesine bakacağız. Bir maç önü videosu yapalım istiyorum. Canlı yayında da akşam inşallah konuşuruz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlerden ricamız. Sezon başlayamadık bu bir. Hoca değişikliğine gittik. Şenol Güneş gelir gelmez bence e, Trabzonspor'da yansıtacağı oyunun kimliğini bize fragmanını gösterdi. Bence fragmandı. 10 kişi kalana kadar ki oyun inanılmazdı. Uzun zamandır aradığımız, izlemek istediğimiz bir Trabzonspor'u gördük. Evet Şenol Güneş de itiraf etti. Dedi ki Trabzonspor takımı 10 kişi de kalsa kendi sahasında özellikle bu kadar geride olmaması lazım dedi. Yani bunu hocamızın söylemesi güzel. Biz bunları özlemişiz. Hocamızın öz yapmasını özlemişiz. Hocamızın artılarını, eksilerini kendisinin söylediği bir e, tabloyu özlemişiz. Ve nitekim şimdi önümüzde bir Kayseri spor maçı var. Yani inanılmaz bir şekilde 3 puan ihtiyacımız var arkadaşlar. Bakın Galatasaray 15 puan yaptı. Fenerbahçe 13 puan yaptı. Başakşehir'in bir maç eksik 10 puanı var. Beşiktaş'ın 4-4-4 maçlar 10 puanı var. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin beşer tane maçı var. O ayrı bir durum. Başakşehir ve Beşiktaş'ın da 4 maçı var. Toplam 10 puanları var. Bizim arkadaşlar hemen konuşalım. Bizim 3 puanımız var. Ve bu maçı kazanamazsak kafadan 12 iki puanla geriden başlıyorsun. İnanılmaz kötü bir handikap. Gerçekten çok kötü bir handikap ve daha Fenerbahçe ile Galatasaray Başakşehir ile işte hedefteki o takımlarla da Beşiktaş diyorum pardon, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'le de oynayacağız. Burada da böyle bir durum söz konusu var. Şimdi Kayseri Spor'a baktığımızda da Kayseri Spor'da 3 tane maç oynadı. 2 tane puan toplayabildi. Burada Kayseri Spor kendi sahasında Sivas'a 2-1 yeniliyor. 10 kişiyle yendi Sivas. Konya ile Deplasman'da 0-0 kalıyor. İçeride son hafta Eyüp Spor 2-0 geriden geliyor. 2-2 yapıyor. 1-2 tane net gol kaçırıyor ve maç 2-2 bitiyor. Açık söyleyeyim. Burak benim eski takım arkadaşım. Başarılı olmasını çok istiyorum. Ama bizim maçımızdan sonra olsun. Önce Can sonra Canan çünkü. Biz Trabzonspor takımımızı destekliyoruz. Trabzonspor takımımızı Şenol hocamızın başarılı olmasını istiyorum. Şimdi geçen hafta çok değişik bir başlangıç yaptı kendisi aslında. Santoforo Cardozo'yu koydu. Nazo'nu Santofor'daki o güçlü oyuncuyu ki sonundan soktu, gol attı, iyi de oynadı. Bayağı da yıprattı defans attı hattını. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi orta sahada genç Mehmet diye bir arkadaş var. Onu oynatıyor ama onun yerine ben Cardozo'yu ona çekip Nazo'nu ileri atacağını düşünüyorum burada. Ben Burak Yılmaz'ın burada Nazo'nu ileri atıp Mane'yi sola koyup sağ tarafa Boa Marte'yi koyup Foret arkasına da Cardozo'yu koyacağını düşünüyorum ve bu dörtlüyle bir hücum organizasyonu yapacak. Mehdi Buramya var biliyorsunuz. Mehdi iyi bir oyuncu merkezde. Yanında Kartal geçen sene de oynuyordu. Bu iki isim orta sahada bence iyi başarılı bir orta saha. Geriye geldiğimizde geçen hafta Arif gol attı stoperde. Önüne düştü güzel bir takipçilik yaptı. Karol, Arif, Javier ve Gökhan. Kalede Bilal iyi bir kaleci. Özellikle Karol e, ve Mane tarafı, sol tarafı çok iyi kullanan bir takım. Mane'de bir problem var deniliyor. Oynayıp oynamayacağını göreceğiz mal saatinde ama sol tarafına dikkat etmemiz lazım. Özellikle Nazo'nun defans arkalarına koşularına dikkat etmemiz lazım. Cardozo'nun uzaktan şutları var. Artı Eyüp Spor maçını izledim. Eyüp Spor girdiği pozisyonların hepsini stoperlerin arkasına attığı koşularda yakalamış. Kayseri Spor savunmasında ciddi zaaflar var. Kademe ve pozisyon almada büyük problemler var. Defans arkasına atılan toplarda Santofor'da şimdi konuşacağız. Kendi takımımızı da konuşacağız. Özellikle Dragoş'un atacağı oynatırsa koşuları ben Kayseri Spor'un cevap veremeyeceğini düşünüyorum ve arkaya atılan toplarla da Trabzonspor takımımız özellikle Kayseri Spor çıkarken de çok top kaptırıyor. Çıkarken kapıp arkaya hızlı oynadığımızda maçı göreceksiniz. Goller de bu şekilde gelecek diye düşünüyorum. Ve Trabzonspor takımımızın tabi bir oyun formatı var. Önde baskı yapıyor. Önde hücum, pres yapıyoruz. Özellikle içeride oynadığımızda Kayseri gibi bir takıma da bunu hissettirmemiz lazım. Bunu Şenol Güneş oyuncularımıza söyleyecek. Çatır 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 bir maç bizi bekliyor. Ve Kayseri Spor'un durumu şu an bu arkadaşlar. Çok ekstrem, hani manevi bir oyuncu. Mane iyi bir oyuncu ama <laughs> Burak Yılmaz burada Mane'yi oynatmadı son hafta. Ramazan oynattı mesela solda. Burak Yılmaz'ın da kafasında gitgeller olduğunu düşünüyorum. Mane'ye bakıyorum. Son hafta mesela kadroya girmemiş. Acaba sakatlığım var bilmiyorum ama solda Mane oynuyordu. Oyundan çıkartmıştı bir hafta önce. Geçen hafta oynamadı. Sakatlar listesine baktığında da Hosseini gözüküyor sadece. Biliyorsunuz bizden giden stoper Hosseini. Şu an sakat. Kayseri Spor'da oynamayacak gözüküyor. Şimdi Trabzonspor takımımızda da 6 tane eksik var. Bir kere şunu e, net bir şekilde söyleyeyim. Kayseri Spor'da defansın arkasına koşu atabilen ve Nazo'nun gerçekten güçlü bir oyuncu. Dönüp vurması çok özellikli bir oyuncu. Arkaya koşular atan bir oyuncu. Cardozo iyi bir isim. Hücum attı, iyi bir hücum attı. Defansımızın uyanık olması lazım ama biz önlem alacaklar. Burak Yılmaz'ın özellikle onun da çok ciddi anlamda puana ihtiyacı var. Başlangıcı 3 maçtır kazanamıyor. 4. maç Trabzon. Daha sonra Göztepe'ye gidiyorlar. Sonra Beşiktaş'ta oynuyorlar. İşi zor Burak'ın. Onun da artık stresli zamanları. Onun da artık birazcık e, bir şeyler yapması gerekiyor. Ona, o da bizi bir fırsat olarak görecek. Trabzonspor'u orada yeneyim, iyi oynayayım veya berabere kalayım. Ben bunu fırsata çevireyim mi düşünüyor şu an Burak Yılmaz. Bu fırsata izin vermememiz lazım. Şimdi tabii ligin durumuna baktığımızda maalesef Trabzonspor takımımız 3 tane maç oynuyor. Bir tane gol atıyor bir tane gol yiyor. Bakın 3 tane resmi maçta bir gol bir tane de atıyoruz bir tane yiyoruz 3 puanımız var. Burada benim söylemek istediğim konulardan bir tanesi. Biz arkadaşlar biz hücumda sıkıntılar yaşıyoruz problem yaşıyoruz ve buradaki üretkenlik çok önemli. Şimdi benim beklediğim kadro kalede Uğurcan Çakır, sağ bekte Pedro, sol bekte Eren, Dansfil, Savic. Bu dörtlü, bu beşli şaşmaz. Okay Mendi. Arkadaşlar 7. 7 ismi banko yazacağız. Bundan sonra bu 7 ismi görürüz. 10 numara da Şam oynayamıyor. Serdar Saatçi stoperde oynayamıyor. Banza Santofor'da oynayamıyor. Vizca cezalı oynayamıyor. Burada Hüseyin Türkmen sakat oynayamıyor. Vakayemen'in durumu maç saatinde belli olacak. bir isim daha vardı şu an aklıma gelmedi. 6 tane eksiğimiz olan bir durumdayız. Ama Şenol Güneş çift santofor çıkabilir mi? Çıkabilir. Poyraz Draguşi ikilisini koyar mı? Koyar. Mendy Vokay'ı orta sahayı götürür mü? Götürür. Draguşi sağ tarafa kıvırıp ileriye Poyraz'ı koyar mı? Koyar. 10 numaraya Cihan çanağa çakabilir. Yani tabii sağ tarafa koyuyorum sol tarafta hani e, Orsiç'i mi oynatır. Orada sol tarafta Vakayemi'yi mi koyar? Yani Vakayemi uzun bir süredir sakatlıktan geldiği için ben yine Orsiç'i koyacağını düşünüyorum. Sağ tarafa Cihan Çana, pardon sağ tarafa Draguşu kıvırıp 10 numaraya Cihan Çana koyup ileriye de bir Poyraz Efe hamlesi yapabilir. Umut Bozok oynayabilir mi? Bununla alakalı çok fazla soru var. Şimdi ben Umut Bozok'un uzun zamandır idman yapmadığını, takımdan ayrı kaldığını biliyorum. Takımla beraber şu an idmanlara giriyor. Şut idman olsun, taktik olsun. idmanlarda şu, umu, şu an Umut bozak oynuyor. Kaldırda %100 olur. Ben Şenol Güneş'in yerinde olsam daha hazır bir Poyraz Efe ile başlardım. Dün canlı yayın yaptık. Dedim ki yani adam Mustafa İkimoğlu'nu benim maçımda İmobil'in e yerine koyabiliyorsa ben de bir Poyraz hamlesi yapabilirim. Yapmadığını düşünelim. Yapmadığını düşünelim. Trabzonspor takımımızda şimdi kanat organizasyonu anlamında Hücumunda ciddi problemler. Kulübe de zayıfladı. Çünkü bakın çok önemli isimlerimiz yok. Banza, Şam, Viska. Kulübe zayıfladı. 3 tane hamle yok şu an. O 3 hamleyi sağda yapacaksın. Kim o hamleler? Cihan Çanak işte. Ee, Draguş, e, Poyraz bu 3 hamleyi sokar diye düşünüyorum ben. Burada Santofor'da bir sürpriz beklentim var. Çift Santofor bu şekilde yapıp top bizdeyken çipleyip top onlardayken Draguş'u kıvırabilir ama Draguş'un da son oynanan maçtaki görüntüsü çok kötüydü. Burada Dragush'un biraz daha takım oyununa dönüp biraz daha o topu ayağından çabuk çıkartıp dikine biraz daha iyi düşünüp o oyun görüşünü biraz daha değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor takımımız özellikle Kayserispor'un arkasına atacağı toplar, savunmanın arkasına yapacağı oyuncularımızın koşuları ve önde bastığımızda kaptırdığı toplarda kaptığında da büyük iş yapacaksın. Bakın Kayseri Spor Eyüp Spor maçını izledim. İlk yarı Eyüp Spor çok iyi top oynadı. İkinci yarı Kayseri Spor değişiklikler yaptı Burak. işte Nazon'u falan koyunca işler biraz daha değişti. Ve daha değerli toplu bir Kayseri Spor vardı. Kötü bir takım değil ama bizim 3 puan almamız lazım. Biz çok şiddetli bir şekilde 3 puan iyi bir oyun, baskılı bir oyun almamız lazım. Biletlerle alakalı kötü haberler geliyor. İşte bilet çok satılamamış, ilgi çok fazla olmamış. Arkadaşlar ilgimiz alakamız olsun lütfen. Trabzonspor takımımızın bu dönem geçiş dönemi biraz sabır dönemi. Sabır olmamıza rağmen Şenol Güneş sabredin demiyor. Ben eksiklerimi görüyorum düzelteceğim diyor. Öz yapabiliyor. Ve burada da sizlerden ricam arkadaşlar takımıza destek olmamız gerekiyor. Kayseri spor maçı bizim için çok kritik. 3 puan almamız gereken bir maç. Tabi taktiksel anlamda Şenol Güneş'in hücumda ben sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Burada Vakaymen'in de bir sakatlığı olması. Yani birden kanatsız kaldık. Birden alternatifimiz çat aşağıya düştü. Tabi burada hoca şunu düşünür mü? Ozan Tufan'ı koyayım der mi oyun içerisinde? Yani işte bu kadar eksik bir kadroda Ozan Tufan'ı ben hani inşallah yapmaz. Hani Seno, e, Abdullah Avcı yapmıştı. Ozan Tufan'ı koyup o kaymen üçlüsüyle çıkmaz inşallah. İnşallah yapmaz. Yani Cihan Çanak, Draguş benim her türlü daha çok tercihim olur ileriye de Poyraz'ı atarım ben. Umut Bozo kulübeye koyarım. Ozan Tufan alternatif kulübede bekletirim. Vakayme iyi bir yani o idmanlara çıkıyor bayağıdır. Bir 30 dakika 40 dakika Vakayme'ye bir şans tanırım. Ve kadroyu bu şekilde şekillendirirdim. Şenol hocam bir sürpriz bekliyorum. Umut Bozo çok hazır olmadığı için oynatmaz diye düşünüyorum. İkinci ara onun ondan daha büyük fayda sağlayacağını hesap eder diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ve şu an e, Kayseri Spor Maçı öncesindeki muhtemel kadroyu değerlendirdim dikkat etmemiz gerekiyor. Mane bir maç öncesinde vardı, son maçta yoktu. Kadroda bulunmadı. Bir sakatlığım var, ney var bilmiyorum. Ve burada tabii Burak Yılmaz'ın kadro tercihindeki değişiklikleri ikinci yarı iş yaptı. Hamleleri tuttu ve 2-2 kaldı. 3-2-4-2 de yapabilecek pozisyonları üretti. Dikkat etmemiz lazım. İnşallah Trabzonspor takımımız 3 puanı alır. Almamız lazım arkadaşlar. Şiddetli bir şekilde 3 puana ihtiyacımız var. Şimdilik bu kadar. Yeni bir video ile karşınıza gelmek üzere kendinize çok iyi bakın videomuzu beğenmeden çıkmayın Allah'a emanet olun